Ülkende neler oluyor bir bak. Akşam aç bir haberleri izle. Bu gençler neleri izliyor, neleri takip ediyor bir bak. Gününün 5 saatini TikTok videolarına ayıran gençler var, çocuklar var, Z kuşağı. Her gün 5 saatini o TikTok videolarına ayırıyor. Tık 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 atıyor. Beyni tamamen yanmış vaziyette. Beyin hücreleri çalışmıyor. Doğru ve yanlışı ayırt edebilecek hiçbir ilmi bilgisi yok. Orada ne görüyorsa onu kabul ediyor. Eşcinsel reklamları, videoları görüyor ve onlara özeniyor. Hristiyan videolarını görüyor, onlara özeniyor. Küfreden çocuğu görüyor, küfreden bir genci görüyor ve ona özeniyor. Küfrederek meşhur olunacağını düşünüyor. Biliyorsunuz bana bir video attılar. 2-3 video attılar peş peşe. Bir gencin videosu. Bir sosyal medya platformunda program yapıyor bu genç. Konuşanlar. Programın ismi Konuşanlar. Bu genç karşısına alıyor bir 40-50 tane farklı genci. Özellikle seçtiği kişi birebir diyaloğa giriyor elindeki mikrofonla. Böyle bir yan giriyor, yan bir oturuyor şöyle. Elindeki mikrofonla karşıdaki insanı sıkıştırmaya çalışıyor. Güya mizah yapıyorum derken küfrediyor. Aleni, apaçık bir şekilde küfrediyor. Karşıdaki küfürlü konuşuyor, bu küfürlü konuşuyor. Karşıdaki kişi çoğunlukla bayan oluyor ve cinsel fantazilerini soruyor. Cinsellikte en son nerede beraber olduğunu, nerede zina yaptığını soruyor. En iyi zinayı kiminle yaptığını soruyor. Böyle garip garip, çok ilgi çeksin, çok fazla tıklanma alsın diye cinselliği ve kadınları kullanıyor. Ve galiz küfürler, sinkaflı, halkın arasındaki küfürler. Açık bir şekilde küfrediyorlar. Yani programın ismi Konuşanlar. Ama ben bu insanlara tavsiye ediyorum ki programın ismini değiştirin. Konuşanlar ismini değiştirin. Küfredenler yapın. Bu program Konuşanlar falan, hiçbir şey konuşmuyorsunuz. Sadece küfür ediyorsunuz. Midem bulandı. 10 dakika dayanamadım ya. Midem bulandı ya. Bu insanların hiç mi Allah'tan korkusu yok? Müslüman bir topraktayız. Müslüman bir beldedeyiz. Burası İslam'la fethedildi. Nasıl küfredersiniz? Bu videoları bana gönderen kardeşime dedim ki bu nerede? Yani açık bir kanalda olmaz bu. Bu nerede dedim? Yani sosyal medya platformu içinde bunu yayınlayan bir yayıncı var. Tıpkı Netflix gibi bir yayın kuruluşu bu adamla anlaşma yapmış ve bunu yayınlıyor. Bu kardeşime dedim ki, bu yayıncı bunu yayınlarken küfürleri kısıyor mu? Hani bipleme olayı falan vardır. Bipler, kapatır üstünü. Hayır hocam diyor, her şey açık. İstediği gibi küfredebiliyorlar. Ve istediği her şeyi konuşabiliyorlar. Seyirciye küfrediyor, orada olmayan birisine küfrediyor, karşı taraflar buna küfür geliyor. İğrenç bir program. Rezalet bir program. Allah-u Teala bunlara hidayet versin. Amin. Şimdi sen bu topraklarda yaşıyorsun. Biz İslam'la, Kur'an'la bu toprakları fethettik. Bu Kur'an'ın sahibi olan bir Muhammed Aleyhisselam var. Ve veciz bir sözünde diyor ki, bir hadis-i şerifinde, küfreden kişi cennete giremez. Bunlarsa küfrederek para kazanıyorlar. Birbirlerine küfrederek para kazanıyorlar ve takipçi topluyorlar. Şu rezalete bakın. Şimdi sen sabaha kadar evinde namaz kıl. Ama bu programı izleyen oğlunun kulağından çekme. Oğlum ne izliyorsun? Bak bunu izlemeni yasaklıyorum. Bu platformu da kapatıyorum. Benim evimde küfredilen, insanlara küfredilen insan kutsal bir varlıktır. Yaratılmışların en şereflisi, en üstünüdür. İnsana küfredilen ve aşağılanan bir durum benim evimde yayınlanamaz. Yayınlanamaz. Der, insan bir bakar yani. Bir tepkisini koyar. RTÜK diye bir şey var biliyorsunuz. Radyo, televizyon üst kurumu, yayın platformlarının içinde sadece televizyon için geçerli değil. Bu tür Netflix gibi, Exxen gibi platformlar içinde ahlaksızca yayınlar olduğu zaman bunlara şikayet edeceksiniz. Adam aleni bir şekilde, açık bir şekilde seyircisine küfrediyor. Orada olmayan insanlara küfrediyor. Onlar da buna küfrediyor. Ve halk bunları izliyor ve kimse şikayet etmiyor. Ya bu kadar mı pısırık oldunuz? Bu kadar mı bitkinsiniz? Beyin hücreleriniz bu kadar mı yandı fazla fazla TikTok videoları izlemekten? Bu kadar mı yandı beyin hücreleriniz ya? İslam toprağında bu kadar küfre nasıl müsaade ediyorsunuz? Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz? İnsan bir tepki mesajı yazar, bir şey yapar, bir telefon açar. Kardeşim bunu kaldırın der ya, bizim çoluk çocuğumuz var, bir ailemiz var der, bir tepki verir. Allah-u Teala bu yayıncı kuruluşun başındaki adama en başta hidayet versin. Sonra bu topladığı adam yetenek olduğunu görmüş, almış bunu kendi yayın platformuna koymuş, küfrettiriyor. Ve izleniyor. Sohbet videosu 50 bin, 100 bin izleniyor.
küfür videosu 1 milyon izleniyor. Kadının cinsel fantezilerini anlattırdığı videosu 2 milyon izleniyor. Çünkü orada haram var. Orada şeytana kulluk var. Çok daha fazla müşterisi var. Bunlar için hiçbir bir şey yapmazsın Müslüman kardeşim. Hiçbir bir hamlede, bir düzeltmek için bir gayrette bulunmazsın. Allah-u Teala bizim bu milletimize izan versin, hidayet versin kardeşler. Amin. Amin.